Aynen şurada yanılıyorlar. Eğer aynı hataları yapmaya devam ederseniz tarih tabii ki tekerrür eder. Tarihin bize verdiği ders, onun sebep-sonuç ilişkisiyle bize ne öğrettiğidir. Eğer onu çözemiyorsak zaten okumanın da bir anlamı yok. Bu dersi görmenin de bir anlamı yok. Ben öğrencilerime girdiğimde derdim ki ben size klasik sorular sormayacağım, isim sormayacağım, anlaşma maddesi sormayacağım, tarih sormayacağım. Hayret ediyorlardı, bu nasıl tarih diye. Tarih problemi soracağım diyor. Bu sefer endişe başlıyor, nasıl bileceğiz biz bunu diye. Evet, tarih problemi. Çünkü tarihi bildiğinizde o problemleri çözmeye de yetkili olursunuz zaten. Eğer tarihi okurken o olayın neden olduğunu, nasıl geliştiğini, hangi sonuçları verdiğini görürseniz o olayın bize öğrettiği şeyi de özümsemiş olursunuz. Zaten başka problemleri çözmenin formülü de budur. Bu yüzden Atatürk tarih bilinci gelişsin, Türk tarihi doğru bilinsin diye 1931 yılında önemli bir kurul oluşturdu. Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti. İşte o 11 kişinin içinde benim hocam var, Afet İnan var. Onu İsviçre'ye tahsile yolladı bir ilkokul öğretmeniyken. Yetiştirdi bir tarihçi olarak. Ve ülkeye döndüğünde de Türk tarihinin doğru yazılması için memur ettiği 11 kişinin içine aldı. Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti hemen ertesi yıl Türk Tarih Kurumu adıyla kurumsallaştı. Ve biliyorsunuz Atatürk mirasını 32'de kurduğu Türk Dil Kurumu'na, 31'de kurduğu Türk Tarih Kurumu'na hediye etti. Onun için bugün bile söz konusu olan bu miras %100 hak edilmiş bir anlayışla o iki kuruma aittir. Nedenini düşünmek çok abes. Atatürk'ün önem verdiği şey bir dil birliği, özümsenmiş bir öz Türkçe ve tarihini bilen bir gençlik. Bu iki kavramın sürekli gelişmesi ve topluma mal olması, geleceğe nakledilmesi açısından da elbette para gerekiyor. İşte mirasından bu kurumlara para bağışlamasının en önemli nedeni budur. Atatürk'ün bu bilinçle yaptığı bu vasiyet bugün delinmek üzere ne yazık ki. En azından derdimi deşmeden ben Cumhuriyet'e geleyim. Cumhuriyet, biraz önce de söylediğim gibi insana en yakışan idare. Çok modern bir idare. Çünkü temelinde demokrasi var. Demokrasi, insanı merkeze alan bir anlayış. Öyleyse insana yapılan hizmet, insan için yapılan her şey ya da insan haklarıyla gündeme geldiğinde demokratik yaşam Cumhuriyet'in özünü oluşturuyor. Cumhuriyet bilinci 20. yüzyılda söylediğim gibi de öncesinde gelişti. Özellikle 1789 Fransız ihtilalinden sonra bazı kavramlar su yüzüne çıkınca özgürlük, bağımsızlık, kardeşlik gibi bütün bunlar insana verilen değeri arttırdığı için de demokrasinin özünü oluşturdu. Ama düşünebiliyor musunuz? Fransa bile en büyük İnsanlık devrimini yapmışken orada demokrasiyi özümsemek ya da toplum hayatına yaymak 100 yıl sürdü. 100 yıllık bir devrim özümsemesinin yanında bizim Atatürk'ümüzün 15 yılda bize hediye ettiği şu yaşam ne yazık ki bugün paramparça edilmek istemiyor. Neden? Ben bunu çözebilmiş değilim. İnsan model alınmışken insanı daha refah, mutlu ve huzurlu yaşamak, yaşatmak hedef alınmışken bundan vazgeçmenin faydasını ben bir tarihçi olarak çözemedim. Onun için gördüklerim de beni kaygıdan öteye hiçbir şeyle yaşatmıyor. Ama bunun eninde sonunda bu hatadan dönüleceğine inanıyorum. Biz bir fetret dönemi yaşıyoruz sanki. Ama bu mutlaka bitecek. Böyle bir geri dönüş insanlığın özüne aykırı. Yani hiçbir insan modeli yoktur ki kendisini değersiz kılan geçmişe özlem duysun. Bu belli bir kesimin bir uygulaması ise asla Türkiye'nin tümüne atfedilemez. Onun için Cumhuriyet'le yaşamak bizim her şeye rağmen demokrasiyi
besleyip özümseyememiş olsak bile hedefimizdir, alıştığımız şeydir. Bundan hiç kimsenin vazgeçme lüksü olduğunu düşünmüyorum. Cumhuriyet 20. yüzyılda elbette kapalı bir toplum olmasına rağmen Osmanlı'da da gündeme geliyordu zaman zaman. Mustafa Kemal de bir Osmanlı genci, Selanik doğumlu, kurmay subay olmuş, hayatını bir asker olarak idame ettirmiş, kendi bilinciyle bu mesleği seçmiş, onun gerekleriyle, aklını hakkıyla yerine getirmiş bir kimlik. Ama biliyoruz ki onun hiç ülkesine olan idealleri bitmedi, ölene kadar. Bunu 1906 yılında ilk kez telaffuz ettiğine tanık oluyoruz. Şöyle bir yanlış anlaşılma var. Herkes zannediyor ki, o slogan da çok kullanılır. Arkadaşlar yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz dediği için sanki 28 Ekim 1923 gecesi Atatürk buna karar vermiş gibi düşünülür. Halbuki bunun öncesinde o kadar önemli bir bilinç var ki Atatürk'ün peyderpey sahneye koyduğu ve o yolda mesafe aldığı çok önemli bir süreç var. Bunu özümsemeden Atatürk'ün Cumhuriyet'i de hafife aldığını yanlışına düşebiliriz. Onun için Atatürk'le Cumhuriyet ne zaman bu kadar özdeşleşti? Biraz o sıradan gitmek istiyorum. Yıl 1906. Yani Abdülhamit Han iktidarda ve Mustafa Kemal bir kurmay subay olarak ilk tayin edildiği Suriye'de görev yapıyor. Yanında arkadaşı Müfit ile Halil var. Bir törene tanıklık ediyorlar. Bu tören bir cülus töreni. Yani padişahın çocuklarından biri dünyaya gelmiş, denizden ve karadan büyük bir kutlamayla bu görkemli bayram yapılıyor. Mustafa Kemal ile arkadaşı Halil bu töreni izlerken Mustafa Kemal esefle diyor ki, ya şu törene bakın, böyle bir saçmalık olur mu? Bu çocuk daha dünyaya yeni gelmişse, ne yapmış da biz bunun için bu kadar tören yapıyoruz? Eğer anlarım, bir insan ülkesine hizmet eder, ömrünü o ülkeye vakfeder, önemli şeyler yapar da ona bir tören yapılır. Yine de bir kişiye yapılmaz bu tören, yaptığı hizmete yapılır. Ben böyle saçma bir şey görmedim. Bu padişahlık artık işin suyunu çıkardı diyor. Yıl 1906. Hemen Halil telaşa düşüyor yanında. Diyor ki, ne yapıyorsunuz? Etrafımız istihbaratçı dolu. Burada gözetleniyoruz Türk subay olarak. Göz önündeyiz. Ne yapıyorsun? Kapa çeneni diyor. Bu sefer arkadaşına dönüyor Mustafa Kemal. Diyor ki, yani ben böyle düşünüyorum. Sen niye böyle düşünüyorsun? Diyor ki, anlıyorum Mustafa, sen Abdülhamit'i sevmiyorsun. Ama o kötü bir padişah diye ya da bizim benimsediğimiz bir padişah, benimsemediğimiz bir padişah diye mutlaka böyle mi olacak? O gider, iyisi gelir padişahım diyor. Halil'e diyor ki, sen işte orada kal, sen padişahlıkla kal. Neden cumhuriyeti ilan ederiz diyemiyor. İşte Atatürk 1906'da bu bilinçte. Henüz kaç yaşında? 6'da? 25 yaşında. 25 yaşında bir kurmay subay. Mustafa Kemal'in 1906'daki bu hedefi ve bilinci daha sonraki süreçte de birçok kereler tanık olduk. Su yüzüne çıktı. Cumhuriyeti telaffuz ettiğine tanık. Ama gerçekten 28 Ekim gecesine kadar bir sır gibi sakladı hayatında. Neden? Çünkü Türk toplumunda henüz Cumhuriyet fikrinin ya da bunun olabilirliğinin yüzdesi o kadar düşüktü ki onun kafasında da bunun zamanı var. Eğer şimdiden ortaya atarsam ucuzlayabilir, olmama ihtimali olabilir. Onun için bir strateji uygulayarak zamanını beklemeliyim fikrini benimsemişti. Atatürk'ün bu stratejisi çok tuttu. Neden? Çünkü en yakın arkadaşlarını biliyorsunuz. Kurtuluş Savaşı'nda birlikte cephede savaştıkları, fikir birliği ettikleri, Samsun'a çıktıktan itibaren yanında olan bir 7-8 kişilik kadro var. Hepsi de asker. Onlarla o kadar fikir birliği içinde Kurtuluş Savaşı'nı yürüttü ki, onlarla ilk fikir ayrılığı
saltanatın kaldırılmasında ortaya çıktı. Gördü ki omuz omuza vatan mücadelesi verdiği en yakın arkadaşları bile Cumhuriyet fikrini anlayabilecek durumda değiller. Onun için Mustafa Kemal'in Cumhuriyet mücadelesi tek başına verdiği bir mücadeledir. Cumhuriyet kesinlikle Mustafa Kemal'in eseridir. Onun için onun kurduğu Cumhuriyeti sonrasında devrimlerin bekçisi olarak uygulayan onun kafa yapısına en yakın arkadaş İsmet İnönü'dür. En yakın arkadaşları Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, Rauf Orbay, Refet Bele, Adnan Adımar. Saltanat kaldırılır kaldırmaz karşısına geçip özellikle devrimler yapılırken yanında durmadılar. Karşısına geçip yeni bir parti kurarak adeta ülkeyi asıl yolundan saptırdılar. İşi Mustafa Kemal'i ortadan kaldırma ihtimaline kadar götürdüler. Yani bir suikast hazırlığının içinde bile en yakın arkadaşlarının adının geçiyor olması ne kadar acıdır. Bu kadar vatan mücadelesini birlikte verdikten sonra özellikle Kazım Karabekir, bugün de kızlarıyla temastayım ben. Elbette ki çok önemli bir şahsiyet. Onun hakkını asla inkar edemeyiz. Eğer bugün Doğu Anadolu bizimse Kazım Karabekir'in sayesindedir. Eğer Kurtuluş Savaşı başından sekteye uğramamışsa Atatürk üniformasını çıkardığı Erzurum'da 15. Kolordu komutanı olarak yanında ertesi sabah yanına gelip padişahın tutukla emrine rağmen kolordumla birlikte emrinizdeyim paşam demişse Kurtuluş Savaşı Kazım Karabekir'in öyle sürdüğü bu sigorta sayesinde başarılmıştır. Ama herkesten aynı aydınlık kafayı beklemek demek ki mümkün olmuyor. Bir yere kadar demek ki insanların mantalitesi. Kazım Karabekir bunu şöyle açıklıyor anılarında. Diyor ki Mustafa Kemal'le omuz omuza savaştık, ülkeyi kurtardık ama devrimlerde anlaşamadık. Çünkü saltanatın kaldırılmasına erken davrandı. Halifeliği kaldırmakla hata etti. Devrimleri zamana yaymalıydı diye savunuyor. Hangisi yanlıştı bakar mısınız? Saltanatı niye kaldırdı Mustafa Kemal?